Kendimizi tanıtabilir miyiz? Ben Ali Göç. Bu Ayan Gayr daha önce buradaydı. Bu firmanın içine devam ediyordu. Ekibi azaldığından dolayı dedi gel kardeş beraber dedi yapalım. Bir ekip biraz daha ekip şey atalım. Böyle bir Nazilli'de bir yurt binası var dedi. Geldik buraya. Nereden gelmiştik? Kaç kişi geldik bir de? Kaç kişi geldik? Ben buraya 22 kişi geldim. Karadeniz'den geldim. Ünye'den geldim. Ünye'den geldim. Ben buraya getirdiğim ekipleri hepsinin işini bırakıp da getirdim. Yani yemesini farklı verdim. Onu öyle topladım. Yani bizim bu mevsimde ekip bulmak, ekip getirmek hakikaten bir de bu Akdeniz bölgesine biraz zor. Biz o haldeyken yine ekip bulduk. Getirdik buraya ama 5. aydan çok fazla bir sıkıntımız olmadı. Yani ufak tefek sıkıntılar olduysa da giderildi. Ama 6. ayda sadece bir askerimiz yattı. Bir de 6 lira bir de 4 lira ayrı ayrı bir para verildi. Onun haricindeki 6-7 cay paraları tamamen duruyor. Yani daha önceden gelen bir ekiple Ayhan Gayr bir zarar söz konusu. Bu da dedik Ulaş Bey'e. Taşeron firmaya bunu belirttiniz. Belirttim. Taşeron firmaya da bunu bizzat kendim ilettim. Dedim siz ki, kimle anlaştınız taşeron firma sahibi olarak? Ben taşeron firmayla anlaşmadım. Ayhan Gayr anlaşmış ama ben buraya geldiğimde Ulaş Bey'le konuştuk. Dedi ki bak Ayhan Gayr burada zarar ediyor. Ben buna yokum dedim. Yani benim burada 12 kişiyle ilk geldim. Daha sonra ekibi kalabalıştırdım. Dedim ki Ulaş Bey ben 12 kişiyle geldim. Sen bu parayı bana 10 günlük bir yemeğim var. Sen bunu cebinden çıkarır bana verirsin ama ilerisinde bunu veremezsin. Sıkıntı yaşarız. Tamam dedi. Ben senin ekibini dedi. Tamamen dedi ödeyeceğim dedi. Yani zararınızı karşılayacağım. Yani maaşlarınızı vereceğim. Maaşlarınızı harfen dedi günle gün yatıracağım dedi. Biz de onun sözüne güvenerek bir de onunla teyitleştik. Nasıl bir teyitleştik? Bana kendisi el yazısıyla yazdı bunu. Bak böyle dedi. Ne dedi? Ayın 15'inde dedi. Senin askerlerini yatıracağım. Ayın 20'sinde kalanları dedi yatıracağım. Bayrama giderken dedi. Sana 10-15 lira dedi. Avas verir. Orada gelen ekiple onları karşılasın. Bayrama gider. Bana yalnız ekibim o an yine azdı. 30 kişi olacaksın dedi. Ben yine bu ekibi 30 kişiye çıkardım. Hatta 33 kişi oldum. Yani ama şu an demirci de iş veremedi tabii ayrıyetten. O ayrı bir sorun. Ama tekrar biz işte bu hadiseler oldu. Tekrar bizi dedi şeye çağırdı. Sivas'a gittik. Evet. Sivas'a gittik. Sivas'a gittiniz. Sivas'a gittik. Biz Sivas'a bizi çağırıyor. Kendisi beyefendi kendisi hiç yok. Basmış İstanbul'a doğru gitmiş. Hani orada bir ortağı var. Ortağı zaten ne ılımlı yaklaşıyor ne bir şey yapılıyor işte. Zaten bunlar 4-5 tane firma arada en azından veya 3 veya 4 tane firma. Hepsi de Sivaslı bunların. Hani derler ya köpek köpeğin etini yemez o hesap. Yani ne onu atıyor ne o onu atıyor. Yani bir ara bir uzlaşmaya vardık. Nasıl vardık? Dedi ki bu arada bir benim 169 lira bir tamamen bir şeyim var. Hak edişim tutuyor. Yani bunu artı bir yemek parasını veya malzeme parasını karşılasa bunlar ay bizim hesabımız kapanıyordu. Bir ara böyle bir uzlaşmaya gidildi. Daha sonra biz oyalandık. Saat 5 oldu, 6 oldu. Ondan sonra dediler kardeşim size abi 20 lira para veriyoruz. Alıyorsanız al, almıyorsanız burayı terk edin, gidin. Şimdi beraberiz. Burada taşeron firmanın demirci ustalarının size işi geç teslim etmeleri ve malzemelerin geç gelmesinden dolayı günlerin gecikmesinden dolayı zarar ortaya çıktı. Doğrudur. Yani puandajda da yaptığımız günler de bellidir. Buraya zamanında demir getirmediler. Zamanında demirci ekibi gelmedi. Bunlardan dolayı biz de zarar ettik bu arada. Evet, burada da işçiler bu sefer yani yatmış gibi göründü. Çalışamadığı için abi, zarar aynen, ortaya çıktı. Zarar ortaya bunu çıktı. Da karşılamıyorlar kendi hatalarını. Aynen doğrudur. Zaten bu zamana kadar zaten bir geçmişte bu Ayhan Gayr'ı buraya getiriyorlar. Dabartına getiriyorlar. Bir 10-12 kişiyle. Yani burada bu arkadaşımız 2 ay burada yatırıyorlar. Yani ne yapıyorsun burada diye sormuyorlar. İş yani, de vermiyorlar. İş de veremiyorlar. Ne yapıyorsun diye vermiyorlar. Benim getirdiğim ekip
Yani şu dikili taşı benim getirdiğim ekip dikmiştir ayağa. Hani şu anda siz ne istiyorsunuz? Biz ne istiyoruz şu an? Benim kimden istiyorsunuz? Ben bu taşeron firma, bizim taşeron firma olarak gözüken Ulaş Bey gözüküyor. Bu da Sivas İl Başkanı oluyor. CHP İl Başkanı oluyor arkadaşımız. Hani ondan istiyoruz. Biz zaten bizim vergimizi, sigortamızı, askerimizi bu arkadaş yatırıyor zaten. Biz farklı. Ondan istiyoruz biz alacağımızı. Bir an önce paranızı alıp bayramın evinize, yani, ailenize gitmek istiyorsunuz. Ben arıyorum. Bana söylediği bir söz var. Göden gibi yürüyorsun diyor. Ben burada onun bu şantiyemde, ben 56-55 yaşındayım. Ben böyle kurbağalı şantiyesinde yatıyorum. Yıllardır ben böyle bir şey görmedim. Yatmadım zaten. Hani yasak olan işler yok. Yani. Aynen öyle. Şu anda devletin yapılan kurumunda yasak bir işlem yapılıyor. Aynı bu çadırda. Çadırda yatıyoruz biz. Ben tekrar bu nereydi? Beylikdüzü'nde bak, bizim bir şantiyemiz daha yandı. Ben orada öz yeğenimi kaybettim. Dayımın oğlu yandı. Orada. Hani onun için yani ayık, bir de çadırda yatıyoruz. Ayık bazı şeyleri tamam göz yumuyoruz ama hani bir de tut sen hani işçini, parasını. Hani ben istemiyorum. Ben ekibi getirdim. Ben istemiyorum ama Ayhan Gayır da istemiyor. Bu arada bir mağduriyet var. Hani bayrama gidecek bu insanlar. Hani çoluğu çocuğu kiradaydı, bilmem neydi. Hani iki aydan beri insan bir vicdan azabı çeker. O rahat yine koyuyor. Acaba yastığa akşamleyin kafasını rahat yine koyabilecek mi acaba ki? Hani ben bu insanları bu hale düşürüyorum, mağdur ediyorum diyor. Önden bayram geliyor. Al bu gece kandil gecesi. Yani acaba hiç başından acaba duymayacak mı insan? Bu arada bir de şu var. İşçinin yemeğini dünden beri telefonla oradan beri gece saatlerinde 11-12'lerde arıyorlar. Diyorlar yemekçiye yemek vermeyeceksin, kahvaltı vermeyeceksin. Yani tutuyorlar demirciye, oraya demircinin yemeğini getirip bırakıyorlar kahvaltısını. Kalıpçılara, Karadeniz'de olduğu için onlara vermiyorlar. Demirciler ama kendi toprakları, Sivaslı. Evet, demirciler Sivaslı. Onlar bugün sanırım ayrıldılar. Ayrımcılık yapıyorlar. Maaşları yatırılıp ayrıldılar galiba. Parasını Mustafa'ya gel, paranızı bir kısmını vermiş herhalde, bilmiyorum, sanıyorum. Bir kısmını da gel, ben burada paranızı vereceğim, ekibi oradan çek diye talimat vermiş. Evet, şu anda yurt inşaatında çalışan demirciler de ayrıldı. Ayrıldı. Şu anda inşaat durdu. Durdu. Evet. Sağda burada kalan kalıpçılar kaldı. Hiçbir yetkili yok. Hiçbir yetkili yok. Kimseyle burada görüşemiyoruz. Ne ulaşamıyoruz. Ne yemeğimiz var, ne ekmeğimiz var. Yemekçileri tehdit etmişler.